dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. AK Parti iktidarının yaptığı da 20 yılı tam da budur. Din üzerinden siyaset, dini duygularla bunu götürmek. Başka neyi kapatamaz Seccade? Bakalım. Şimdi biraz konu edildi, ben söyleyeyim. Bugün en önemli ikinci sorunumuz deprem olayından sonra ekonomik krizdir. Bir Ramazan pidesi 10 lira, simit 7 lira, bir bardak çay 10 lira, bir kilo kıyma 300 lira, bir kilo kuş poşet 500 lira, bir kilo bonfile 600 lira, peynir gelmiş 200 lira olmuş ve milletin büyük çoğunluğu geçinemiyor. İnsanlar ekmek kuyruğunda, uz ekmek kuyruğunda bekliyor saatlerce. Pazara gidemiyor, akşam olmasını bekliyor, pazar artıklarından sebze meyve topluyor anneler. Türkiye'yi bu hale getirmiş olan bu iktidar bunların üzerini kapatmak için şimdi seccade üzerinden yeni bir gündem yaratıyor. Yani yüz binlerce esnafımız bu iktidarın ekonomi politikasına bile kepenk kapattı. Son 15 yılda kepenk kapatan esnaf sayısı 1 milyon 800 bin olarak hesaplanıyor. Bunlar istatistiklerde var. Esnaf bile dükkanı kapatmış, iş arıyor, iş yok. 5 milyon işsiz var. İşsizlik zirvede. Üniversite öğrenci, mezunu öğrenciler evde, üniversite ev genci diye tabir edilen bir konumda evde oturuyorlar. Babaların, annelerin parasıyla geçinmeye çalışıyor çocuklar. Bu gerçekleri örtmek lazım. İşte elektrik, doğalgaz, bunlara yapılan zamlar, ulaşım zamları, onlar da ayrı. Tamamen ekonomiyi bir çıkmaza sürükledi bu hükümet. Bunun üzerine örtmeye çalışıyor. Seccade bunun üzerine örtmeye yetmez gerçekten. Dini duyguları istismar da yetmez. Çünkü artık halkın büyük kısmı bu yoksulluğu yaşıyor. Bunun üzerinden seccadeden ne kazanacaksınız? Bu seccade işi ne Sayın Kılıçdaroğlu'na oy kaybettirir ne de Sayın Erdoğan'a ilave bir oy kazandırır. Yapay, sahte, boş bir gündem yaratma çabasından başka bir şey değildir sevgili Pekin. Teşekkür ederim Fikret abi. Barış. Şimdi çok eskiye baktığımızda, yani bundan birkaç yıl önceye baktığımızda Sayın Erdoğan düzenli olarak mitinglerinde, 2011 mitingiydi özellikle, bunu çok fazlasıyla yaptı. Diğer mitinglerde devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması üzerinden mitingdeki insanları Kemal Kılıçdaroğlu'nu yuhalatmıştı. Bunu bir akılda tutalım. İkincisi, Erdoğan burada seccade meselesini istismar ederken, bakın bunlar Pensilvanya'dan talimat aldığı için o seccadeye ayakkabıyla basıyorlar gibi bir cümle kullanıyor. Ya ne alakası var? Bugün Pensilvanya'dan talimat alıp siyaseti şekillendiren insanların hepsi Erdoğan'ın sağında solunda kabinede ya da devletin en önemli koltuklarında koltuk sahibi. Şimdi bu işin başka bir tarafı. Bir de AKP tarihinin kendisinde işte Fikret Bila da söyledi ya, yani amaca giden yolda her şey mübah olduğu için aslında gerçek dindarları da, gerçekten samimi dindarları da kandırma, onların duygularıyla oynama zaten çok zirvede olan bir şey. Ama kendi sicillerine baktığınızda gerektiğinde dinin en önemli simgelerini camileri, otoparklara, siyaset konuşulan yerlere, hatta tenis kortuna çevirmiş durumdalar. Yıkmış durumdalar sırf AVM dikmek için. Bakın İhsan Özkes, eski müftü, onun bir kitabı var. Dünden bugüne cami yalanları, bildiğim kadarıyla 2013 yılında çıktı. Burada bir liste vermiş. Ben kısaltarak okuyacağım. AKP'nin 2002-2013 yılları arasında sattığı ve yıktığı camiler listesi vermiş. Açık kaynaklardan yararlanarak bunları oluşturmuş İhsan Özkes. Özetliyorum. Kozbeyli Köyü Camii İzmir. Amine Hatun Camii İstanbul. Alvarlızade Camii İstanbul. Bağlarbaşı Camii İstanbul. Bahçeli Evler Camii İstanbul. Hal Camii Malatya. Zeytinlik Camii Trabzon. Güngören'de bir cami. Ümraniye'de bir cami. Nevşehir'de bir cami. Hatay'da bir cami. Düzce'de bir cami. Kahramanmaraş'ta bir cami. Denizli'de Çaybaşı ve İbadullah Camii. Bitmiyor. Borçlarına karşılık camileri satan belediyeler var mesela. Okuyorum. Hepsi AKP'li belediye. Güngören Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Nevşehir Belediyesi, Düzce Belediyesi, Reyhanlı Belediyesi, Afyonkarahisar'ın Çay Belediyesi. Allah aşkına. Yani bütün 21 yıllık tarihe baktığımızda kimi zaman AVM yapmak için, kimi zaman oralara binalar dikmek için, kimi zaman
işte otopark yapmak için camileri yıkan, camileri satan bir iktidardan bahsediyoruz. Sonra dönüp dolaşıp yani Türkiye tarihinin en hoşgörülü ve insanların dini duygularına dair en hassas olan liderlerinden birisini tamamen kazayla çekilmiş bir fotoğraf üzerinden böyle çok ağır laflar söyleniyor. Hani derseniz ki bu ulaşır mı sonuca ya da seçmende oy karşılığı olur mu? Onu bilemiyorum ama baştan beri söylediğimiz birçok şeyi kapatmayı amaçladığını biliyorum. Yani ekonominin bu kadar zorda olması meselesini, depremdeki o fiyaskoları, satılan, çalınan, hatta işte küflenmeye bırakılan yardım malzemelerini bir şekilde üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Uyanık olmamız gerekiyor. Çağ. Evet, İpek, şöyle ben yorumlamak isterim. Şimdi ben bu tartışma programlarına 4 senedir katılıyorum. Ve benim en fazla rahatsız olduğum husus şudur. Ya bazen gerçekten hiç ipe sapa gelmez konuları sırf bizim Cumhurbaşkanımız, sırf bizim İçişleri Bakanımız söyledi diye tartışmak durumunda kalıyoruz. Yani bu o kadar suni bir gündem ki, o kadar gereksiz bir konu ki. Yani şurada bütün bizim konuştuklarımız 3. Dünya siyasetidir. Ama biz bunu tartışmak zorundayız. Neden? Yani Cumhurbaşkanı söylüyor bunu. İçişleri Bakanı çıkıyor, başka bir şey söylüyor. En önde gelen hükümet yetkilileri sürekli asla incir çekirdeğini doldurmayacak konuları bizim karşımıza getirip duruyorlar. Biz bunları tartışmak durumundayız çünkü devletimizin en yetkili insanları bunlar. Ama normalde şu konuyu tartışmak durumunda kalmak benim için hakikaten zul. Bunu söyleyebilirim. Şimdi bir kere en başta şunu ifade edelim. Kılıçdaroğlu herhalde aklını yitirmiş bir kişi değil. İyi bir siyasetçi. Yani burada da bu seccadenin üstüne basma eylemini bilinçli olarak, yani Barış'ın söylediği gibi Pensilvanya'dan emirle vesaire yapacak değil. Gayet tabii ki boş bulunup yapılan bir durum. Ve ki bence olan saygısını kesinlikle öyle ve ben şunu da söyleyeyim. Ben o durumda olsam belki onun seccade olduğunu bile fark etmeyebilirdim, görmeyebilirdim bile. Yani onu görüp süs halısı zannedebilirdim mesela, açıkçası bunu ifade edeyim. Hani bir de seccadeyle onun altındaki halının rengi o kadar birbirine benziyor ki. Hani görülmesi de seçilmesi de öyle çok zaten kolay değil. Hani velev ki insanlar kırıldı. Bununla ilgili kendisi özür de diledi. Artık işimize bakma zamanı. Yani bu konularda sürekli ve sürekli defans pozisyonunda olmak da bence doğru değil. Doğru değil. Yani doğru. Biz bu konuda işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağzına, yani Türkiye'deki toplumsal muhalefet gerekli açıklamayı yapıyor. Ve bundan sonra artık Erdoğan'ın bu söylemlerine rağmen bizim kendi gündemimizi kendimizin oluşturması evet. gerekli. Ama bir yandan Can, işte o meydana çıkıp da seccadeyle verilen pozlara ne kadar aslında yanlış olduğunu kesinlikle. Da birilerinin anlatması esas gerekiyor. Esas tartışmamız gereken bu. Faizin önünü açmayı değil mi? Onları da ya çok basit bir şey söyleyeyim. Şimdi sizin az önce verdiğiniz örnekler vardı. Onlar tabii ki çok felaket örnekler. Yani o mitinge elinde Kur'an'la çıkması da şehit tabutuna el koyup orada camiyi miting yerine çevirmesi de bakın. Veya işte daha önceki süreçte o caminin içerisinde bira kutuları koyup bakın geziciler burada bira içti vesaire demeleri, dedirtmeye çalışmaları oradaki din görevlisine de. Bundan da daha beter bir şeyini söyleyeyim. Yeni Zelanda'daki o camiye saldırı görüntüleri, o kanlı görüntüleri kendisi miting meydanında izletti değil mi? Ekran, dev ekranda izletti. Yani bu kadar 3. dünya ülkesi görünümü ve bu kadar siyasi etikten uzak bir tabloda esas tartışılmaması gereken niçin bizim devlet yetkililerimizin böyle yollara tevessül ettiği. Ha bu arada kendisinin bundan çok daha beter bazı eylemleri de var malumunuz. Camiye ayakkabıyla giren, ayakkabıyla namaza duran kendisi değil mi? Hani bunun çok fazla örneği yok mu? Bunun biz çok fazla görüntüsünü görmedik mi? Şimdi bakın biz diyoruz ki bundan acaba muhafazakar seçmen etkilenir mi? Hı hı. Ya muhafazakar seçmen eğer bundan etkilenecekse tutup önceki Erdoğan'ın eylemlerinden, o camiye ayakkabıya girmesinden, o şekilde saf tutmasından, namaza durmasından şikayetçi olacak. Eğer ondan şikayetçi olmayıp bundan şikayetçi oluyorsa zaten hiç kendimizi kandırmayalım. O insanlar Kemal Kılıçdaroğlu'na oy falan vermez. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradan oy kaybı falan hiç olmaz. Tekrar söylüyorum. Eğer burada bir sorun olduğunu görüyorsa bu insanlar, bu muhafazakar insanlar diyoruz ya, eğer burada bir sorun olduğunu görüyorlarsa o zaman ondan çok daha büyük bir tepkiyi hem kendi tapınaklarını, dini ritüellerini siyasete doğrudan malzeme ettiği için Erdoğan'a tepki duymaları gerekir. Hem de
buradaki tırnak ise söylüyorum, o saygısızlıktan çok daha büyük saygısızlığı o zaman Erdoğan yaptığı için ona tepki duymaları gerekir. Eğer ona tepki duymayıp da Kılıçdaroğlu'na tepki duyuyorlarsa zaten o insanların Kılıçdaroğlu'na oy verme şansı falan da yok. Evet. CHP'ye de, Deva Partisi'ne, geleceğe de oy verme şansı de vesaire biraz, yok. Hani, belki de biraz söylemi kirletmeyi olarak bakmak lazım. Yani, İnsanların inançları üzerinden siyaset yapmanın... Bunun artık tamam, bunun artık